Hizmet İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili, Özgüven Sen Sendikamızın değerli Genel Başkanı, sivil toplum örgütleri, değerli delegeler, beyefendiler, Hizmet İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu'nun yasal çoğunluk Demir Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Divan Başkanı, Divan Başkan Ankara serüvenimiz sendikacılık hayatımda tarihi izler bırakan bir serüvendir. Özellikle 1998 Ankara Büyükşehir Grevini bizzat yöneten, işçi arkadaşlarımızla birlikte hareket eden ve müzakere esnasında alamadığımız, müzakere sonucunda 22 günlük grev sonrası daha fazlasını elde ettiğimiz emeğimizin karşılığının mücadelesi hayatımda, tarihimde büyük bir iz taşımaktadır, anı oluşturmaktadır. Hizmet İş Sendikası'nın kurucu başkanı olmaktan, kurucusu olmaktan büyük onur duyuyorum. Ve bugün de geldiği seviyeden gurur duyuyorum. Büyük onur duyuyorum çünkü 1979 yılında kurduğumuz zaman Türkiye'nin şartlarını bilen arkadaşlarımız vardır. Yılmadan uğraştık ve sonunda yıkılmadık. Cenab-ı Hakk'a dayandık. Yıkılmadık. O bizi korudu ve şu an Türkiye'nin en büyük işçi sendikası unvanını Hizmet İş Sendikası aldı. Artık sendikacılığında bu şartlarda bir değişime ihtiyaç olduğunu Hizmet İş Sendikası olarak, Hak İş Konfederasyonu olarak bizler gördük. Emek yoğun yatırımlardan ziyade bilgi çağında, iletişim çağında, teknoloji çağında farklı artık modeller geliştirmemiz gerekiyor. Bunun öncülüğünü Hizmet İş yapıyor. Bunun öncülüğünü yaptığını uluslararası arenada özellikle itibar kazanmasından görüyoruz. Sizlere daha sağlıklı, daha iyi, daha hızlı ve daha özverili bir hizmeti verebilmek amacıyla genel yönetim kurulumuzun kararıyla verdik. Tabii bu kararı vermek bizim için çok da kolay olmadı. Neden? Sendika olarak, sendikamızın şubeleri olarak özellikle 29 Mart seçimlerinden sonra bir süreci hep beraber yaşadık. Bu süreci sizler de bizimle beraber yaşadınız, iliklerinize kadar hissettiniz. Bu sıkıntıları ilk defa sendika olarak yaşamıyoruz. Bu demokrasi mücadelesini, sendikal mücadeleyi ilk defa 29 Mart seçimlerinde 2019'da yaşamadık. Daha önceden de yaşadık. Esasen demokrasi, demokrasi diye çığlık atıp da ilk yönetime geldiği dakikada demokrasiyi katledenleri ilk defa görmüyoruz.